Allah çocuk tecavüzlerine neden izin veriyor? Dedesi tarafından tecavüze uğrayan Müslüme'nin suçu neydi? Madem Allah sonsuz merhametliyse bu olaya neden engel olmadı? Diyorsan bu video tam sana göre. Öncelikle bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Bir şeyi yapmak kötülük değildir. Onu kötüye kullanmak kötülüktür. Nasıl mı? Mesela bir adam ekmek bıçağını icat ediyor. Ve o ekmek bıçağını sadece ekmeği kesmek için üretiyor. Şimdi bir adam o ekmek bıçağını alsa ve bir adamı öldürse, biz diyebilir miyiz ki bu adamı öldüren adam suçlu değildir, bu ekmek bıçağını yapan adam suçludur? Bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü ekmek bıçağını yapan adam suçlu değildir. Çünkü o ekmek bıçağını yalnızca ekmeği kesmek için yapmıştır. O bıçağı alıp kötüye kullanan suçludur. İşte aynen öyle de. Allah insana el vermiş, kol vermiş, akıl vermiş ki kendisinin yoluna kullanalım diye. Allah'ın verdiği eli, kolu, aklı biri kötüye kullandı diye neden Allah'ı suçlayalım ki? Ve ayrıca neden Allah bu olaylara engel olmuyor diye soracak olursan, bu dünyada imtihandayız. Her kötülük yapanın başına yıldırım düşseydi imtihanın bir sırrı kalmazdı. Bu dünyada imtihan dünyası olduğuna göre bu dünyaya gönderilmemizin, bu dünyada yaşamamızın bir anlamı kalmaz. Umarım bu konu burada anlaşılmıştır. Bu tür videoların devamı için de takipte kalmayı unutma.